Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ne var ne yok, siyasette nasıl gidiyor, yerel seçimleri attık. Dün de Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün adaya bir ziyareti vardı. İlk önce isterseniz bununla başlayalım. Bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Verdiği mesajları nasıl buldunuz Recep Tayyip Erdoğan'ın? Şimdi özellikle şunu söylemek isterim. Siyasal yaşamda ve sosyal yaşamda pek çok sıkıntılar var. Bu doğrudur. Kısırlıklar var. Bu da doğru. Verimsizlikler var. İnsanlarda bir de bıkkınlık, usanç gibi bir şey var. Ama hayat her gün bir gün doğumuyla beraber, siz programla başlıyorsunuz ve devam edecek bu çabanız. Aynı şekilde bu gün doğumuyla beraber bir müddet sonra okullar açılacak, çocuklar okullara gidecek. Yani kısacası her gün doğumu yeni bir coşkuyu, heyecanı ve insan denen bu güzel varlığın hayatta tutunmasına bir kapı açıyor. Çok. Bu bakımdan siyasal yaşam sürekli bir devinim içinde olmak zorundadır. Çünkü insana dair, hayata dair yaşanan bütün sorunlara çıkış yolu bulma, gelişme, ilerleme ve çeşitli bakış açılarıyla hayata bir huzur katabilmek, bir lezzet katabilmek arayışlarına dönük olarak devinim kesintisiz sürecek. Dolayısıyla siyasal yaşam bu anlamda toplumda var olacak bir hadisedir. Önemli olan bunu nasıl siz renkli, nasıl coşkulu, nasıl katılımcı, nasıl canlı ve nasıl düşünce üreten bir yapıya döndürebilirsiniz. Esas buradadır. Bizde şu anda bu temel hayati ihtiyaçlara cevap verecek bir siyasal yaşam yerine kısırlaşan bir siyasal yaşam, kişiselleşen, kişiler üstünden konuşulan ve büyük ölçüde temel toplumsal sorunlara konsantre olan bir hadise değil. Daha ziyade gerek partilerin içinde, gerek memlekette erk elde edebilmek. Yani iktidar savaşına doğru dönen bir noktaya dönmüştür. Bu çok kötü değil midir? Yani, çok kötü. Yani son dönemlerde bayağı bakıyoruz. Yapılan icraatlar yerine özellikle siyasi partilerin kendi iç kavgaları veyahut farklı partilerle olan kavgaları gündeme geliyor icraatlar yerine. Ve bu da tam dediğiniz gibi aslında siyasal yaşamın kısırlaşmasını bizlere sağlıyor. Bunun sebebi nedir Ferdi Bey? Yani bu bir günde oluşmuş bir şey değildir. Şimdi bunun ana sebebi bence giderek toplumda statikleşen bir statiko vardır. Ve bu statikoyu sarsmak, değiştirmek, farklılaştırmak arayışları riskli olmaya başlamıştır. Dolayısıyla genel olarak bu statikonun ilişkileri içerisinde fazla böyle mücadele etmeden ya da ona fazla aykırı düşmeden mevcut statikonun akarsuyunun içerisinde buna biraz da tenkitler yaparak yer almak olduğu için artık siyasal anlamda ve toplumdaki düşünce biçimi bu kez nerede dönüyor bu? Partilerin içinde ya da partilerin arasında mevcut yapının içerisinde konum elde etmek arayışına dönüyor. Çünkü zaten halihazırda sistemde bir şey değiştiremiyorlar. Evet. Sadece retuş atılıyor. Çünkü burada değiştirmek için atacağınız her adım risklidir, çatışmacıdır. Ve bir iddiayı toplumsal bazda düşünüp özveri koyarak bunu ele almak gerekiyor. Bu bakımdan bu riskliden kaçınma var şimdi. Maalesef bu solda da başlamıştır. Solda da toplumu dönüştürmek, toplumu ilerletmek ve mevcut algıyı ya da mevcut alışkanlıkları ya da mevcut kamuoyu kanaatını kökten değiştirmek devinimi yerine bu kamuoyu kararını ya da eğilimini ya da algısını, kanaatını veri olarak kabul edip bunun içinde şekillenmeye çalışmak. Bu bir devinim midir, gayle midir? Solun? Bence bu kesinlikle bir devinim olamaz. Bu devinimi tıkayan bir hadisedir. Ve bunun için bunun ciddi ciddi sorgulanması gerekiyor toplumda. Mesela şöyle eğilimler çıkıyor işte. Kamuoyu araştırması yapalım. En popüler kimdir? Bunu tespit edelim.
Ve böylece işte o bizim adayımız olsun, o popülarite çerçevesinde illa seçimi kazanalım. Hı. Halbuki bir ilerici, devrimci, demokrat bir partinin, bir insanın en temel görevi kamuoyu algılarını dikkate almak. Kamuoyunun kanaatlarının bir veri olarak elinde bulunmasını sağlamak, ama bunun değiştirilmesi ve daha ileri bir noktaya, daha insani, daha demokratik, daha üretken, daha verimli bir noktaya taşınabilmesi için kamuoyunun içinde o anda en az ya da az ölçüde kabul edilebilir olanın üstüne gitmek. Bunu benimseyip onun üstüne gitmek. Bu işte dinamizmi, değişimi topluma taşıyan büyük bir özdür. Ama CTP, bir vizyon meselesi değil midir bu? Evet, vizyon meselesidir, bakış açısı meselesidir ve bir de olayları değerlendirme meselesidir. Çünkü burada risk vardır, risk alacaksın. Çünkü belli ölçüde bilinenin ve alışılanın dışında bir kanaata sahip olacaksın ve yadırganan olacaksın. Hakkında belki kötü konuşmalar olacak ama bunu cesaretle göğüsleyip bu kanaatı değiştirebilme dinamini topluma taşıyıcı olacaksın. Ve bundan büyük bir mutluluk duyacaksın. Bu yerine geldikten sonra yine bir adım daha ileri, yine bir adım daha ileri. Var mı peki bu? Yani bu gerek Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde gerek diğer partilerde anda, var mı? Bu riske girebilir mi parti başkanları ve parti yönetimleri? Parti yönetimlerinin en tek başına bir şey ifade etmez parti yönetimleri. Parti yönetimleri sonuçta o partiyi ya da toplumu oluşturan kanaatın sözcüleridirler. Evet. Dolayısıyla burada o partinin ya da toplumun içinde bulunan bütün kanaat önderlerinin, o partinin içinde bulunan kadroların, diğer başka insanların bu fikirlerin besleyici olması lazımdır. O zaman parti yönetimleri ya da parti başkanları ya da diğer başka unsurlar bunun etkisi altında ve bunun belirleyiciliği altında hareket etmek mecburiyetindedir. Dolayısıyla burada bu karşılıklı bir iletişimdir. Böyle olduğunda tabandan gelen bir hareket parti yönetimine, parti yönetiminin devinimi tabanın daha ileri hareket etmesine yol açan bir karşılıklı ilişkiyi besler. Dolayısıyla burada esas mesele budur kanısındayım ve bu maalesef son dönemlerde, son böyle zamanlarda bu durgunluk ana hatlarıyla bu olmuştur. Geçen gün mesela çok da tartışma programlarında yer almadı. Cumhurbaşkanlığı meselesi var ya. Ulusal Birlik bir tek Hasan Hastürer makalesinde işledi bunu. Sunat Atun Bey, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Sayın Sunat Atun bir demeç verdi. Demeci şuydu Sunat Atun Bey'in. Diyordu ki biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmasını ve aday olmasını belirleyemeyiz. O kendisi buna karar verecek. Ancak bizim onun adaylığına ihtiyacımız vardır. Partiyi toparlayabilmek için. Şimdi bakın, bu çok önemli bir şey. Bir partinin genel sekreteridir bu. Ve partisinin toparlanabilmesi için fiilen işte şu yaşta bulunan bir cumhurbaşkanının aday olmasını ve gerekli onun olur. Adaylığının arkasından kendisinin bir toparlayıcı içe girmesini düşünüyor. Hani senin dinamiğin? Hani senin partinin dünya görüşü? Hani senin partinin ülke, toplum sorunlarına ya da bir başka temel meselelere, Kıbrıs sorunu, efendim ekonomik sorunlar, demokratik sorunlar, bir düşünce fikri, fırtınası, o nedenle bir arayışı, biraz önce bu bir gayle midir diye sordum. Evet. Bu bir gayle olması lazım. Başka türlü bir gayle olmazsa bunu... Olmaz işte, dediğiniz oradadır. Bu bir gayle olması lazım. Ya da bir başka açıdan işte bir parti illa bir aday çıkaracak ve bu aday muhakkak, bu bizde de tartışılıyor. Bizde de sıkıntının ana noktası buradadır. Ve bu partinin adayı popüler olacak ve kazanacak. Dolayısıyla şu olsun, bu olsun, bu olmasın, bu daha popülerdir, bununla kazanmaya daha yakınık biz gibi bir kısım argümanlar rağbette ve revaçta. Peki ama sen Kıbrıs sorunu gibi temel bir sorunda
görüşme sürecinin tıkanmasını hangi usullerle, hangi metotlarla, hangi hedeflerle ve bu görüşme sürecini tıkayan unsurları nasıl değiştireceğiz? Tam da bu noktaya gelecektim. Sizin evet. için en azından kişisel olarak Ferdi Sabit Soyer'in bu ülkede başbakanlık yapmış, uzun süredir milletvekili olan, siyasetin içerisinde olan ve siyasetin duayenlerinden biri olarak sizin sizce bir cumhurbaşkanı adayında olması gereken özellikler ve kriterler nedir? Ve bunu biraz da özele çekebilirsek Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayında ne gibi özellikler olmalıdır? Vallahi bu ana hatlarıyla her bir siyasi akımın farklı farklı büyük ölçüde farklı farklı bakış açılarıyla değerlendirmesi gereken bir konudur. Ama ana hatlarıyla evet. eğer bir cumhurbaşkanlığı makamına hedef olarak alacaksanız bu cumhurbaşkanlığı makamına sol bir hareket olarak her şeyden evvel insan sevgisini, aynı zamanda ortak ve kolektif çalışma alışkanlığını, birlikte başka insanlara kendisi kadar ve kendi değerleri kadar saygı gösterme hasletlerine sahip olmasını ve yine buna bağlı olarak temel bir unsur olarak toplumun temel demokratik değerlerinde ve diğer başka bir kısım hayati ve yaşamsal ekonomik konularda da fikir, düşünceyi belli ölçüde toplumla paylaşabilecek karakterde bir insanın olması lazım. Ama anayasal değerlere, demokratik değerlere, katılımcılığa, hukukun üstünlüğüne müdahaleci değil ve büyük ölçüde karıştırıcı ve karışmacı değil. Bu anlamda herkese aynı zamanda kendinden farklı olana da kendisi kadar değer verecek bir anlayış içerisinde olan bir zihniyet olması lazım. Bu karışmacı ve karıştırmacı biraz mevcutlara bir eleştiri olarak algılanabilir mi? Tabii. Sayın Eroğlu Cumhurbaşkanı oldu. Bütün partileri karıştırmaya çalıştı. Yani bu yaşadık. Ulusal Birlik Partisi'ni, efendim DEP'yi, diğer başka bir pek çok siyasi hareketi, hatta medya dünyasını, bunu da söylemekten çekinmiyorum. Hatta bir kısım efendim sol ya da sağ insanları birbirlerine karşı da kışkırtan bir takım hadiselerin organizatörü insanları da etrafına toplayarak ben onlara şey derim daima, organize işler müdürlüğü ince ayar şube başkanlığı bunu yaparlar böyle, bunlar organize i̇nce işler ayarlar. Müdürlüğü ve ince ayar şube başkanlığı yaparlar, basında manipüle etmek, efendime söyleyeyim çeşitli şekillerde bir insanı ya da bir siyasi hareketi itibarsızlaştırmak kampanyaları, Ahmet İnan Mehmet'i, Ayşe İnan Fatma'yı birbirine kavga ettirmek metotları. Bunlar ince ayar işleri diye bakarım buna. Dolayısıyla böyle insanlarla da çalıştı Sayın Eroğlu ve çalışıyor da. Bunlara ben organize işler müdürlüğü, ince ayar şube başkanlıkları diyorum. Hı. Dolayısıyla bu ince ayar şube başkanlığı işine, efendim organize işler genel müdürlüklerine ihtiyacı yok bu toplum. Bu toplumun kesinlikle en farklı görüşlerin dahi saygıyla birbiriyle buluştuğu ve tartıştığı ve bu tartışmadan da enerjinin çıktığı bir ortama ihtiyacı vardır bu toplumun. Onun için bu hadiselerde cumhurbaşkanları, organize işler genel müdürlüğü ve ince ayar şube başkanlıklarına ihtiyaç duymamalıdır. Biraz böyle şeyi hissediyorum konuşmalarda. Yani demokratik tartışma platformlarının ve tartışmaların sanki de geride kaldığından, bunların yapılmadığından ve bunların sonucunun olmamasının toplumu ilk başta bahsettiğimiz kısır döngülere ve özellikle siyasi partileri kısır döngülere götürdüğünün mesajını alıyorum. Doğru mudur sizce? Evet, bence böyle bir mesajım vardır. Ve çünkü tartışmalar daha ziyade bir sorunu tespit, kendi bakış açısından onu tanımlamak ve buna bağlı olarak bundan çıkış yolları aramak ve buna katkı sağlamak zenginliğini taşımıyor. Birini suçlamak, bir düşünceyi külliyen kötü ilan etmek ve buna bağlı olarak bir başka düşünceyi de böyle allayıp pullamak üzerine olan ve temel noktalarda verilerden uzak, verilere dayanmayan ve objektif olamayan
bir kısım sözlerle tartışmalar sürdürülmektedir kanısında. Nitelik yok aslında tartışmalar. Biraz arkasında daha zayıfladık bu konuda. Peki uzun yıllar genel sekreterlik yaptığınız, başkanlığını yaptığınız partinin başbakan olduğunuz ve şu anda da partiniz hükümette, hükümetin büyük ortağı. Bu hükümeti Cumhuriyetçi Türk Partisi, Birleşik Güçler, Demokrat Parti, Ulusal Güçler Hükümeti'ni icraat ve başarı açısından bir eski başbakan ve mevcut milletvekili olarak nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bunu benim böyle başarı ya da başarısızlık olarak kategorize etmem şık değil ve doğru değil. Ancak şunu söylemek isterim. Genel olarak şu anda toplumdaki beklenti, siyasal kültürün şekilleniş biçimi ve meselelere yaklaşım biçimleri olarak baktığımda bu olağan kültüre uygun bir icraat taşıyıcısı olarak görmekteyim. Şu andaki durumu bu doğal bir sonuçtur. Çünkü bir şeyi değiştirmek ve bir şeyi farklılaştırmak noktasında genel olarak siyasal hareketlerde ve toplumda var olan risk almama hadisesi haliyle her türlü yere yansıdığı gibi hükümet icraatlarına, siyasi parti çalışmalarına da yansımaktadır. Şimdi burada taşıyıcılık önemli bir noktadır. Örneğin bu memlekette bir realite var. Bu realite nedir? Biz kendi gelirimizle, kendi cari giderlerimizi karşılayabilme kapasitesinde değiliz. Bu bizim en büyük sorunumuzdur. Temel sorunlardan biri şu anda budur. Peki bunu yapacak yetenek, potansiyel ve kaynak var mıdır? Bence vardır. Yetenek de var, kaynağımız da var. Yeter ki bunları önce kabul etmek gerekiyor. Ama şu nokta ve şu kültür ve bu statükoyu yaratan ana felsefe burada zaten en aykırı insan görünen insanlara bile, böyle aykırı görünen insanlara bile kebapçı dükkanının içindeki çırak gibi bu statükonun kokusu sinmiştir. Bunu görmeden ve bir kaynak üretimi, verim ve genel toplumsal ekonomi ve büyümeyi nasıl sağlanacağı düşünmeden sürekli olarak talep eden, sürekli olarak bu çerçevedeki hadiseleri sorgulayan bir noktaya döndük. Bunun en güzel iki örneği vardır. Güncelleşindi yaşadığımız. Nedir onlar? Bunlardan bir tanesi nedir? Şimdi bildiğiniz gibi 2010'da meclisten bir yasa çıktı. Bu yasaya göç yasası dendi. Ben o isme karşıyım. Eşit işe eşit ücreti öngörmeyen bir yasadır bu. Ve bu yasa çıktı işe yeni girenlere düşük maaş ve ücret öneren bir yasaydı. Herkes tepki duydu buna. Hı. Ama bu yasanın bir içinde bir başka madde vardı. Bu ilkesel olarak çok kötüydü. Çünkü toplu sözleşme hakkını gasp ediyordu. Neydi bu? 13. maaş dışında sözleşmelerle ya da hukukla kazanılan tüm yan ödemeler ve haklar ödenmez diyordu. Yalnızca 13. maaş. Yani aile yardımıdır, başka unsurlardır, başka katkılardır. Bunlar ödenmez diyordu. Şimdi bu yasa çıktı, buna biz kıyametleri koparttık. Ve bunun toplu sözleşme düzenine, bir yandan işe yeni girene düşük ücret vermekle bunun adaletsizlik olduğunu, ama öbür yandan bu düzenlemeyle bunun toplu sözleşme düzenine aykırı olduğunu söyledik. Dönemin Ulusal Birlik Partisi hükümeti bu yasayı geçirmiş olmasına rağmen bütün bunları uyguladı. Paralar verildi. Yasa farklı söylerken bütün bu paralar ödendi. O zaman bu ilkeye dönük olarak itirazlar, ilkeye dönük olarak tepkiler kalktı ortaya erdi. Ama realite duruyor orada. Bu tehlike duruyor. O ödenmelerin devam etmesi, ilkesel duruşu da her iki açıdan da ortadan kaldırdığı gibi bir sonuç mu çıkar? Çünkü sen parayı aldıkça ve bu para ödendikçe bunu yok farz ettin. Nereye kadar? 2 Temmuz'a kadar. 2 Temmuz 2014'e kadar. Ne zaman Sayıştay çıkarttı bu genelgeyi? O zaman vay anam vay başladı millet. Bu vardı orada. Ama bu para ödendiği için sen buna sesini çıkartmadın. Bu nasıl bir iştir? Böyle bir hadise olabilir mi? Dolayısıyla şimdi doğru bir yola girildi. Ve bununla ilgili sendikalar direniş yapmak,
açlık grevine gitmek gibi haklı ve meşru bu taleplerini demokratik yoldan savunma noktasını getirdiler. Sonuçta hükümetle bir uzlaşmaya uzlaşıldı ve bu düzenlenecek şimdi ve bu olgu kalkacak. Bu çok önemli bir unsurdur, çok ciddi bir hadisedir. Peki bunu yaşayan biri olarak parti içerisinde ve hükümette bu tarz konularda fikirleriniz falan alınıyor mu veya yönlendirmelerde bulunuyor musunuz? Herkes konuşuyor. Yani biz de konuşuyoruz. Hı. Organlarda söylüyoruz ama bu sizin fikrinizin alınıp alınmamasından öteye bir şeydir. Ya da fikrinizi söyleyip söylememesinden. Yani bunu ben burada konuştuğum gibi çok konuştum her yerde. Hı. Ama kimsenin umuru olmadı. Neden? Çünkü o an için buna rağmen paralar alındığı için bunu kimse dert etmedi. Ta ki taş başımıza düşsün, o zaman herkes bağırmaya başladı. Yani burada sadece sendikalara topu atmıyorsunuz. Genel olarak siyasete de, sendikalara da, medyaya da, hukuk dünyasına da ve bu çerçevede bugün buna itiraz edip şikayet eden ve bu çalışanların haklı taleplerine destek olan herkese söylüyorum bunu. Hı. Kendim dahil. Ve bu bakımdan bu kültürü bizim ana hatlarıyla sorgulamamız gerektiği üstünde duruyorum. Bu çok somut bir örnektir. Somutta yaşanmış bir örnektir. İkincisi. Bakın, Merkez Bankası çıktı. Merkez Bankası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası. Ve bir açıklama yaptı basında. Meclisten çıkan dedi, evet, özellikle tahsili gelişmiş alacaklarla ilgili yasa fonksiyon yapamadı, işlemedi. Allah Allah. Demek ki bu meclis, bu toplum ki barbar bağırırdı mazbata mağdurları, evet, bilmem neler, bununla ilgili dünya kadar tantanalar yaşandı. Efendim meclisten yasalar çıktı. Hadi bir daha çıktı. İşlemedi diyor Merkez Bankası. Demek ki herkes akılsız. E peki kardeşim, nasıl işlemedi bu? Sen Merkez Bankası olarak önce doğruyu söyleyeceksin vatandaşa. Özel bankaların çok ezici bir kısmı bu yasayı uygulamadı. İşlememesinin ana nedeni budur. Sen nasıl olur da bu bir realiteyken ve bu realiteye bağlı bir fiili durum var iken bunun meclisten çıkan bir yasanın uygulanmamasının nedeniyle oluşan bir durumu, bir yasanın çıkmasının işlevsiz olmasına yorumluyorsun? Buna itiraz eden çıkmadı toplumda. Devletin de neçi rolü? Merkez Bankası'nın kendi rolüdür bu. Yani kendi görevidir. Nasıl ki Merkez Bankası meclisten bir yasa çıkar ve bankalara kağıt yollar. Hı. Ve bankalar yasasına uygun değildir yaptığın iş. Bu işi yap ve bankalar yasasına uy der şeye, ne derler, insanlara. Uy der insanlara. Şimdi insanlar buna uymak zorundadır. E sen bunu yapmak ve bankaların yasalara uymasını ve uyup uymamasını denetlemek, evet, ve onları buraya bağlı kılmak mecburiyetinde bir kurum olarak nasıl olur da bu yasanın uygulanmasının fiilen gerçekleşmemesi haline ilgili olarak gılını kıvırdatman ve fiilen de bunun uygulanmaması nedeniyle de ondan sonra çıkan ve bu yasa işlevsizdir den. Peki ne olacak şimdi? Güney Kıbrıs allem allem oldu. Ekonomik krizden ötürü. Evet. Bankalar battı. Mevduatları tıraşladılar. Şimdi on binlerce insan Güney Kıbrıs'ta mitingler yapıyor. Biz izleyemiyoruz onları. Bu teknoloji bunun da ağzına yandı. Şimdi eskiden izlerdik. Çanak antenlerden, evet, evet, biri çevirirdin bu yana kendini. Urum televizyonunu izlerdin. Çevirirdin bu yana BRT'yi izlerdin. İki tarafı da seyrederdik. Şimdi biz izleyemiyoruz onları. Onlar da bizi. Dolayısıyla o yanda ne var ne yok bizim haberimiz yok. Bu küçücük adanın içerisinde ama biz Güney Afrika'da, Güney Amerika'da ne var, Antarktika'da ne var izliyoruz. Ama Güney Kıbrıs'ta ne var izleyemiyoruz, onlar da kuzeyi izleyemiyor. Şimdi en büyük problemlerden bana göre biri budur. Burada ne oldu? Geçen gün Güney Kıbrıs'ta meclisin önünde binlerce insan miting yaptı. Neden? Çünkü bu kez ipotekli malların, bu kredi nedeniyle ipoteğe olan malların daha ucuza satılması için Troika yasa çıkmasını bastırdı Güney Kıbrıs'taki hükümete. Ve bunu sevk ettiler meclise. Ve ortalık allem gallem oldu Güney'de. Peki tahsili gecikmiş alacakların uygulanmamasının sonucunda meydana gelecek olan hadise nedir?
bu kredilere dönük olarak konan ipotek limanların satılmasıdır. Yani sen bir sosyal bunalım çıkmasını mı istiyorsun burada? Peki sen Merkez Bankası olarak bunların hepsini denetlemen gereken insan olarak bunları yapamıyoruz. Ve ikinci bir nokta, dert edinen yok bunu. Ve bu tartışma içerisinde değil. Mesela bir paket geldi 2009'da. Evet. Uygulanıyor hala da. Mantığı nedir bu paketin? 2004-2009 arası kamu görevlilerinin ve çalışanların reel maaşlarını artırdık biz kabahatlıyık. Artırdık. Reel maaşlar arttığı için tüketim arttı. Dolayısıyla tüketimi düşürmek, tasarruf tedbirlerini gündeme getirmek ve ülke ekonomisindeki ve bütçesindeki açığı kapatmak hedefiyle bir paket uygulandı. Mantığı bu değil mi bunun? Evet. Ve 2009'da bu paket gelindi. Allay vallay inan memlekette uygulanıyor ve büyük suçlamalar yaparak bize memleketi batırdığımız iddialarıyla tüketimi pişman ölçüde... mısınız o dönemdeki? Hayır, hiçbir şekilde pişman değilim. Çünkü insanların alım gücünü artırmak lazımdı. Artırdık. Bu alım gücünün artması ülke ekonomisini tetikledi ve hayatın her alanında çok ciddi gelişmeler yaşandı. Bir de dünle ilgili bu arada bir gelişme vardı. Bir televizyon programında bazı sendikaların git TC'den para al gibi bir söyleminden bahsettiğiniz başbakanlık döneminde. Bunu biraz açabilir tabii miyiz? Tabii açarım. Bunu da bağlayarak devam edelim. Şimdi burada mesela ne oldu? Bu paket uygulanırken insanlar büyük bir tepki duydu. Hep beraber demokratik güçler. Bildiğiniz gibi 2010'da arka arkaya iki tane büyük miting yapıldı. O beslemeler edebiyatıyla beraber ve suçlamalarıyla beraber. Şimdi bu büyük mitinglerin ilkinde miting meydanındayım. Bildiri dağıdılır. Ben zannettim bir sendika ya da siyasi parti dağıdır bildiriyi. Gittim aldım. Bu bildiriyi dağıdan kimdi? Ziraat Bankası. Bir banka. Ne diyordu? Ey kendi kamu görevlisi. Tabii. Ey kamu görevlisi. 20 maaş kadar kredi. Tüketim kredisi. Bu bir patlamaya dönüştü. Sen bir taraftan diyeceksin ki tüketimi kısmak için ben efendime söyleyeyim bir ekonomik politika uygulayacağım. Öbür taraftan insanların maaş ve ücretlerini eşel mobili kaldıran, eşel mobili baskılayan, ücret artışlarını vermeyen, dolaylı vergileri artırıp kamuya daha fazla kaynak getirmek politikasına gideceksin. Ve bunun adını sen tüketimi düşürmek olarak koyacaksın. Öbür taraftan bankalar bildiri dağıtacak. 20 maaş. Yarış başladı. Öbürü diyor 30 maaş. Öbürü diyor 300 bin Türk lira. Bir banka reklam verdi. Efendime söyleyeyim gazetelere, maaşını bizim bankamıza döndürürsen 1000 TL sana ekstra para vereceğim. Şimdi bu kampanyalar ve furyalar yaşandı. Niçin? Tüketici kredileri, şahsi krediler, bu arada kredi kartları alabildiğine dağıtılarak maaş ve ücretleri bir ana politika doğrultusunda dondurulan, baskılanan, maaş artışı almayan, dolaylı vergilerle maaş ve ücretlerinin alım gücü eritilen bu en geniş kitleye tüketim kredileri hadisesi kredi kartlarıyla beraber sunuldu. Ve insanların çok önemli bir kısmı yaşam standardında düşme olmasın diye bu kredilere başvurdu. Bugün yani aslında o standartı koruyabilme borçlanarak oldu. Binlerce insan bugün kredi kartlarında korkunç derecede borçların içindedir. Şahsi ve tüketim kredileri aşağı yukarı %160 artmış durumdadır. Evet. Her bir bireyin çok önemli bir borç yükü vardır. Ve insanlar bugün bankalara koşturmaktadır. Döviz krizinin de etkisiyle başlayan süreçte işte 1000 liraydı taksidim düşürelim 700 liraya, 500 liraya. Bu çerçevede insanlar tüketim kredisine bağlanırken uzun bir süre ve şimdi vade uzatmasına gidip taksitleri düşürürken piyasaya, alışverişe, hayata dair yaptıkları harcamalar azalmaya başladı. Ve bu esnafa, ülke ekonomisine, hayatın diğer başka alanlarına yansımaya başladı.
Bu kez esnafın alışverişinin düşmesiyle oluşan darlık içinde onun bankaya olan borçlarıyla bu çerçevede sıkıntı yaratmaya başladı ve toplumun çok önemli bir kesimi bugün borçludur. Öyle bir durumdayız biz. Devlet borçlu. En önemlisi. Devlet borçlu, vatandaşı borçlu. Ne olacak bu iş? Hem devlet batacak hem vatandaş evet. batacak. Ne olacak bu? Bu bir temel mesele değil midir? Hı. Peki bu dert değil midir? Bununla nasıl çıkacağızla ilgili bir arayış ve tartışma yerine ve bununla ilgili ne yapabilirik arayışlarının farklı farklı fikirlerle tartışılması yerine bu memlekette hala da A partisinin B partisine ya da şu insanın bu insana dair husumeti ya da organize işler müdürlüğünün ince ayar şube başkanlıklarının yaptığı manipülatif bir kısım itibarsızlaştırma hadiseleriyle biz yol yürüyeceğiz ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir horoz güreşi gibi kim kazanacak güreşini yapacağız. Onun için bu temel meseleleri tartışmak lazım. İşte Merkez Bankası çıkıp tahsili gecikmiş alacaklarla ilgili yasa uygulanmadı dendiği zaman bununla ilgili her bir açıdan sorgulamanın, tartışmanın, bununla ilgili eleştirilerin, önermelerin yapılması gerekiyordu. İhmal edilen ana noktalardan biri budur. Dolayısıyla buna bu iki örneği vermek istedim. Evet. Bu yapıyla ilgili olarak. Bir sonraki soruya da gelebilirsek git tecriden para al. Bu bir kültürdür. Mesela bu kültür tabii kültürdür. Bu bir kültürdür ve bunun belli savunucuları vardır. Solda da sağda da. Özellikle isimler vermek istemiyorum çünkü benim etik anlayışıma uygun değil. Sosyal medyadan da birkaç çağrı oldu size. Evet. Evet. Etik değerler anlayışı. Ha bunu kendi kendime sorgularım ama onu söyleyeyim. Doğru mu yapıyorum diye de sorgularım. Bunu İsim da söyleyeyim. Vermekle. İsim vermemekle doğru mu yapıyorum diye başladım kendi kendimi sorgulayayım ama bu etik değer benim için önemlidir. Hı. Ta eskiden beridir bu tez. Belli bir kısım sendikal harekette solda ve sağda ta eskiden beridir bu tez. Bunların tezi şudur. Biz Türkiye'nin sınır vekilisiyiz Kıbrıs'ta ve bu bir sol ya da sağda bir kimlik tespitinin ifade biçimi olarak dile getirilir hem solda hem sağda. Dolayısıyla mecburdur Türkiye bize bu parayı versin ve biz de ondan bunu istemek durumundayız. Bu bir zehir olarak sendikal hareketin içinde sağda ve solda ekilmiştir. 74'ten sonra. Ben sendikacılıktan da gelirim. Hı. Bu insanlarla o zamandan beri tartışırım ben bu kültürü. Ve hükümet olduğumuz dönemde de bu kültürün temsilcileri benim yüzüme beraber bunu söyledi. Bunu net olarak söylüyorum. Ha şimdi sen buna bağlı olarak şöyle de bir düşüncen olursa ne paranı ne pulunu ne memurunu isterim. Bu bir duruştur. Bir duruştur. Saygı duyarım ben buna. O zaman bunun gereğinin düşüncesini yapacaksın. Sen şu felsefeyle çıkamayacaksın ortaya. Ben anlamam. Hükümetsin. Ödeyeceğim. Nereden istersen bulacaksın. Ödeyeceksin. Bak bu lakırdı da mühimdir. Nereden istersen bulacaksın ve ödeyeceksin. Nasıl? Nereden bulacak? Biraz da hükümetlerin iradesiyle alakalı değil mi Sayın Soylu? Hem hükümetlerin iradesi hem toplumun, bu kültürün. Siz bunu söylediğiniz zaman bir anda emek düşmanı olursunuz. Siz bunu söylediğiniz zaman sağda bir anda Türkiye düşmanı olursunuz. Her iki tarafı da aslında şey yapabilir. Ve dolayısıyla bu sizi ürkütür. Ürkmemeniz lazımdır. Tartışmanız lazımdır. Ve hedefi koymanız lazım. Biz kendi gelirimizle kendi cari giderlerimizi karşılama noktasına ulaşmalıyız. Bunun için ne yapmamız lazımdır? Hangi adımları atmamız lazımdır? Bunu cesaretle dile getirmek, insanlarla paylaşmak, tepki alabilirsiniz, oy da almayabilirsiniz belli bir dönem. Ama bunu paylaştığınız takdirde ve akıllı, vicdanlı, makul önermeleri gündeme getirdiğinizde bunun ekonomik akılla da bağı olan önermeler olduğunu, vicdana ve onura dayalı,
ve toplumsal kimliğin geleceğe doğru gitmesini sağlayacak bir dinamiğe taşıdığı sürece bu insanlardan kabul görür. Başbakanlık süreniz boyunca bunu hakkıyla yerine getirdiğine inanıyor musunuz? Vallahi ben eksikliklerimiz, yanlışlıklarımızın konuşulmasından ve söylenmesinden hiç rahatsız olmam. Ama ilk bunu getirdiğim zaman dile büyük tepkiler aldım. Bizim temel hedefimiz kendi gelirimizle kendi cari giderlerimizi karşılama noktasına ulaşmaktır. Hı. Bunu ilk ben söyledim. Başbakan olarak. Ve Türkiye'den ek ve ekstra kaynak talep etmeyeceğim dedim. Hı. Mecliste hiç unutmam Sayın Eroğlu aynen şöyle eleştirmişti beni. Ferdi Sabit Soyer'in kompleksi vardır. Türkiye'den para istemez. Biz Türkiye'nin ne istediğini biliyoruz. Bunu harfiyen yerine getireceğiz ve ana vatandan aldığımız kaynaklarla biz efendim seçimlere gireceğiz. 2009 seçimlerinde çok ilginçti bu süreç, bunu konuşmak lazım. Evet. Ulusal Birlik Partisi'nin seçim bildirgesini alın 2009'da. Aynen şunu yazar Ulusal Birlik Partisi seçim bildirgesi. Der ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan alacağımız kaynaklarla ülke ekonomisini geliştireceğiz. O kadar bir at gözlüğüydü ki bu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kendi hükümetine bile kredi vermez. Ama bunu yazdılar oraya. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan alacağımız kaynaklarla seçim bildirgesine. Ve bu memlekette Ankara elini yakamızdan çek diyenden, biz kendi kimliğimizi efendim sahiplenirik diyene, kendi ayaklarımızın üstünde durmamız gerekir diyen, soldan en liberal noktaya kadar bu söylemleri ifade eden insanların hiçbiri bu seçim döneminde bunu tenkit etmedi. Çünkü beklenti buydu. Sayın Eroğlu en iyi parayı alacak olandır. Ve bunların bize vermediğini verecek olandır. Gidip Eroğlu'yla protokolla imzaladı bir kısım sendikalar. O zaman çok zor değil midir? Bize şu andakinin vermediğini verecek olandır demek aslında bu sistemi değişemeyeceğimizin kesinlikle resmi değil midir? Resmi budur ve aynı zamanda işte bizim esas sorgulamamız en gerekenin. En büyük tehlike orada değil mi? Evet. Esas sorgulamamızın da bu olması gerekiyor. Ve tartışmamız gereken budur. Türkiye ile ilişkimizin saygınlığı, sevecenliği ya da diğer başka noktaları, ulusal, toplumsal değerler noktasındaki hadiseler başka bir değerdir o. Ama bizim ekonomik ilişkilerde Türkiye ile ilişkilerimizi alan veren ilişkisinden çıkartmamız lazımdır. Alan veren ilişkisine girdiğin zaman sen hep alan olarak kendi kimliğini, kişiliğini, şahsiyetini büyük ölçüde erozyona uğratmaya başlanır. Bu çok ciddi Türkiye'nin de aleyhinedir. Bu çok ciddi yakın arkadaş, akrabalık ilişkilerinde bile geçerlidir. Bir anneyle karısının ilişkisinde, karı kocanın ilişkisinde, iki kardeş, evet, kardeşinin ilişkisinde bile, evet, alan ve veren ilişkisinin bir süre sonra işte bahsettiğiniz noktaları erittiği bellidir ki bu iki ülke arasında olduğu zaman bu ülkenin birleştirici unsurları vardı. Bu çok daha farklı noktalara gider. Doğaldır, evet, da gitmesi. Evet. BG ile ilgili bir soru sormak istiyordum ben. Biraz geçmişten son, yani yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Birkaç geçmişe dair de soru hazırlamıştım. 2002 yıllarında anlam planı dönemlerinde bir Birleşik Güçler formasyonu oluştu Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde. Ve daha sonra yanılmıyorsam, yanlışım varsa düzeltirsiniz. BG kanadından gelenler Cumhuriyetçi Türk Partisi üyesi oldular. Parti içerisinde üyelik kazandılar. Şu anda o BG formasyonuna ihtiyaç var mıdır? BG yeterince Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni özümsedi mi? O değerleri özümseyebildi mi? Şimdi ben ve şu anda hangi rolü oynuyor BG parti içerisinde? Şunu söylemek isterim ben. CTP her zaman için toplumun farklı kesimlerine, çoğunun en sert dediği dönemlerde bile açılımlar göstermiş bir siyasal harekettir. Ve buradaki esas noktası CTP'nin
bu topraklarda yaşayan insanların kimlikli, kişilikli, üretken, verimli, demokratik ve evrensel demokratik değerlerle mücehhez bir yaşama sahip olması ve Kıbrıs'ta barış sürecinin bir nihai sonuca gitmesidir. Bu temel doğrultusunda hareket etti hep Cumhuriyetçi Türk Partisi. Dolayısıyla toplumun farklı kesimleriyle hep bir diyalog içinde oldu. Bu çeşitli arayışlarımız, çeşitli çabalarımız oldu. Bir zamanlar kontenjan adaylarımız vardı bizim. Evet. Bunu tam şekle döndürmeden efendim kamuda olsun, başka alanlarda olsun çalışıp siyasi partilerde aktif olarak bulunmayan ve bulunma şansına sahip olmayan bir kısım insanlara kontenjanlarımızdan efendim aday gösterme noktasındaydık. Bu ilginçtir. O dönemlerde kontenjandan aday gösterdiğimiz insanların hiçbiri de maalesef seçim kazanamadı. Parti tabanının tepkisi genel olarak seçmenden tepki gelen veriyordu. Böyle bir alışkanlık değilim buna. Ve bu bizi üzüyordu. Gerçekten üzüyordu. Yani siz bir insana bir değer veriyorsunuz ve bu değerle beraber onu bir yerde buluşturuyorsunuz. Sonra da kontenjandan koyduğumuz insan seçilemiyor. Bu genelde ama birinin adamı, birinin adayı gibi yakışmalar belki. Değil o. Bu neydi? Kültür neydi? O zaman yani bu adam ne benim partimde ya da hangi mücadelemde fiilen aktif yer aldı. Bu da bir değerdir esasında. Ve bu bakımdan da bir sorgulama vardı. Bilahare 2003 seçimlerine doğru giderken genel olarak konjüktürde ki değişimleri de dikkate alarak o dönemin Cumhuriyetçi Türk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, ben Genel Sekreter Sayın Talat Başkan, bir değerlendirme yaptık. Ve bu değerlendirmede ana hatlarıyla hep birlikte CTP Birleşik Güçler konseptinin bir açılım olarak gelmesi ve barıştan, demokrasiden, emekten, insan haklarından, sol değerlerden yana ve açılım içerisinde toplumda değişik temsiliyetlerin ya da değişik eğilimlerin temsilcilerinin partimizden de aday çıkması noktasını bir değer olarak çıkarttık. Ve bu adaylık noktası, yani o Birleşik Güçlerin o fonksiyonu, süreç içerisinde bu kesimlerin, bu farklı kesimlerin parti içerisinde temsiliyeti ve yönetimde yer alması durumuna mı dönüştü? Sonuç olarak onlar partiyle özdeşleşir. Her insan özdeşleşir. Çünkü bu insanların önemli bir kısmı solun değişik tandanslarında ve aynı zamanda solun değişik konumlanışlarında yer almış insanlardır. Ve bu insanların ortak paydası neydi? Emek, barış, demokrasi ve insan. Bu ortak paydada buluşan insanlar sonuçta siz de demokratik bir hareketsiniz. Ve bu insanlar bir seçimde size kendi gücünü de getirerek, kendi değerlerini de size katarak, sizin değerlerinizle onları birleştirerek bir noktaya girdiğinde bu insanlar parti meclisinde de konuşacak, parti yaşamında da yer alacak ve büyük ölçüde buna bağlı olarak bir üyenin fonksiyonu neyse bütün bu fonksiyonlara sahip olacak. Evet. Ferdi Bey, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Ben bir soru daha sormak istiyorum. Sosyal medyayı aktif kullanan bir siyasetçisiniz. Sosyal medyanın Cumhuriyetçi Türk Partisi içerisinde, yani özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi, genelde ülke adına konuşuyorum. Yapılan tartışmaların, sosyal medyada atılan tweetler, yapılan yorumların CTP'ye zarar verdiğini düşünüyor musunuz? Ve bu konuda kimi zaman disiplinden bahsediliyor, parti disiplininden bahsediliyor. Bu konuda çok kısa görüşlerinizi ben almak istiyorum bir kullanıcı olarak sizler. Şimdi ben sosyal medyayı seviyorum ama Facebook'um yok. Yani evet, girmem Facebook'a. Çünkü bana göre tartışmanın daha uzak bir platform. Seviyeyi bozan insanlar olur. Sizin de canınız sıkılabilir, bir şey söyleyebilirsiniz. Girmem. Ama bir şey söylemek lazım. Yani kusura bakmayın bunu ifade edeyim. Ve bütün bu sosyal medya kullanıcılarına bir örnek vermek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç bir demeç verdi. Ve dedi ki, kadınlar kalabalıklarda gülmeyin. Kalktı oturdu sosyal medya.
kadın hakları evet. bilmem ne falan fıstık, vay sen şuydun, vay sen buydun. Evet. Ama bunu yazıp çizen sosyal medya kullanıcıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs'a geldiğinde Meclis Başkanı Sibel Siber o kalabalıkta güldü diye allem gallem ettiler ortalığı. Ha, yeni gündem. Söylenmedik lakırdı kalmadı. Yeni gündem. Yani Bülent, Sayın Bülent Arınçaklı'ydı. Ayıp. Gerçekten ayıp. Yani bir şeye karşı olabilirsin. Bir seçim var diye bir insanın adaylık da ismi konuşulur. Rakip diye de görebilirsin kendini. Fark rakip etmez. Diye de görebilirsin. Başka bir şeyle değerlendirebilirsin. Ama bunu yapamazsın. Bir ölçüsü olması lazımdır değerlerin. Sen bundan bir ay evvel, iki ay evvel Sayın Bülent Arınç dediğinde ey kadınlar sakın kalabalıklarda gülmeyin ha. Kalktı oturdu ortalık. Şimdi Sayın Sibel Siber güldü diye ve kalabalıklarda güldü diye sen ortalığı karıştıracak. Şimdi sosyal medya bunun kritik edilmesi gereken de bir alan değil midir? Bunun da ama aksine bir furyaya kapılıp gidenin ve gidilenin de aracı olmaktadır. Yani biri i̇şte bir şey yaptığı o zaman oradaki aracı ortaya, yani sorunun kendisi mi aracı mı noktası önemli. Sanırım orada aracı oluyor. Yani o ilk başta hani bahsettiğimiz tartışma kültürü bir şeyleri tartışma evet. sorunu teşhis etme evet. bu soruna yönelik çözümleri birlikte arayabilme noktasında evet. aslında çözüm arama değil. Olanın üzerinden reaksiyonlarla evet. bir şey gitmek. Yapma ve sosyal medya evet. sadece burada aracı oluyor. Bu, yani çok daha nitelikli tartışmanın yeri de olabilirdi sosyal medya. Evet, olması da gerekiyordu. Ve bundan da yaratmak lazım. Burada da ısrar etmek lazım. Ama en azından bu örnek çok çarpıcı değil mi? Yani sen 15 gün evvel, 20 gün evvel Bülent Arınç dediğinde Sayın Bülent kadınlar kalabalıkta gülmesin. Ortalığı allem gallem edeceksin. Sayın Sibel Siber kalabalıkta güldü diye bu kez tersten kadın için ve bu insan için söylenmedik lakırdı bırakmayacaksın. Bir tutarlılık olması lazım. Kusura bakmasın kimse. Ha. Ferdi Bey ben çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Güzel de bir sohbet oldu. Sabah sabah programında ilerleyen zamanlarda yine sizlerle de birlikte olacağız. Mutlaka görüşlerinizi alacağız. Sabah sabah programının ilk konuğu Cumhuriyetçi Türk Partisi Manosa Milletvekili ve eski başbakan Ferdi Sabit Soyer'di. Kendisiyle biraz gündemi konuştuk, biraz partisini ve özellikle toplumun geldiği noktayı konuştuk. Kısa bir aranın ardından Işık Kitap Evi'nin sahibi ve kitap fuarının düzenleyicisi Nahide Merlen'le birlikte olacağız.